Bu şehidimizin babasının videosu varmış. Evet. Seyredebiliyor muyum? Aç sesini göreyim. Memleketimizin hatta dünyanın aslında öncelikle barışa ve sevgiye ihtiyacı var. Sevmekten başka bir çıkar yolumuz yok. Rabbim özel yaratmış, güzel yaratmış. Çok sevdi, yanına aldı. Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Güzel gönüllere sahip olan bu milletten Allah razı olsun. Ben milletimizden çok şey bilmem ama Maun suresini, Ali İmran suresinin 103. ayetini ve Asr suresini okumalarını tavsiye ediyorum. Bu ayetler bana göre çok önemli. Ne mübarek insan ya. Peygamber gibi ahlak. Şu güzelliğe bak ya. Uslubun efendiliğine bak. Ne kadar nezaketli. Bak mütevazı. Yani böyle hani ben bilirim şeyinde de değil yani. Bayağı mütevazı. Çok efendi. Allah ömrünü uzun etsin. Babası peygamber ahlaklı gibi ahlaklı. Ne mübarek insan o öyle ya. Allah onu imtihan etmiş. Onda bir fevkalik var babasında. Yani Allah böyle bir imtihan herkese nasip etmez. Bak o meleği şehit etmiş. Onu da şehit babası yapmış Cenab-ı Allah. Yani çok manidar bir şey. O çocuğun namusunu kıskanmış. Güzelliğini kıskanmış. İffetini yani. Asaletini kıskanıyor. Ahlaksız. Kendiyle aynı seviyeye getirmeye çalışıyor. Canım benim bak. Onunla mücahede etmiş. Aslan o maşallah. Direkt mücahede etmiş. Cihad etmiş yani. Ve şehit olmuş. Namusuna da dokundurmamış. Helal olsun benim aslanıma. Şimdi şehitlerle beraber. Babası da mübarek, muhterem bir insan ki Cenab-ı Allah özellikle onu seçmiş. Ben böyle bir baba, ben bilmiyorum çok nadir olur. Ya ses tonu, uslu falan elinden yüzüne nur akıyor ya. Ne kadar mübarek insan. Allah gani gani rahmet etsin. Annesine babasına Cenab-ı Allah sabrı cemil, onlara uzun ömür nasip etsin. Sağlık sıhhat içinde, bereket içerisinde. Kalplerine Allah ferahlık versin. İnşallah. Evet dinliyorum. Allah hiç kimseye güç yetiremeyeceği yükü yüklemez buyuruyor Cenab-ı Allah. Evet babasının söylediği ayetler. Bak Maun suresi bir şeytan Allah'sının dini yalanlayanı gördün mü? Kim dini yalanlıyor? Darwinizm. Evet. Görüyor muyuz? Görüyoruz. Evet. Dini yalanlayanı gördün mü? Maun suresi özellikle Darwinizme bakan bir ayet. İşte o öksüzü iter. Çünkü onun için öksüzün bir anlamı yok. Evet. Merhametin bir anlamı kalmaz. Allah'tan korkmaz. Evet. Çok nadirdir Allah'tan korkan. Hem dalimizle inanıp da hem Allah'tan korkan. Yoksulluğu doyurmaya ön ayak olmaz. Çünkü egoist, bencil olur. Vay hanene o namaz kılanların ki. Bak bu da yobazlara bakıyor. Evet. Kıldıkları namazın değerini aldırış etmezler. Gösteriş yaparlar. Yobaz takımı zaten birini gördü mü namaz kılıyor. Evet. Yalnızken namaz kılmaz yobazlar. Evet. Hemen hemen hiçbir yobaz yalnızken namaz kılmaz. Evet. Birini gördü mü böyle gösterişle işte sarık sararak ağzına misvak sürerek falan böyle namazını kılar. Evet. Göstere göstere. Hayır, göstermesine bir şey yok da yalnızken kılmaz. Evet. Ve kimseye yardım etmezler diyor Cenab-ı Allah. Maddi yönde. Yine şeytan Allah'ın El-Asr suresi Asr'ı and olsun.
gerçekten insan ziyanları, bak bütün insanlık ziyanında şu an. Dünya tarihinde görülmemiş bir ziyan ilk defa oluyor. Yani 8 milyar dünyanın 7,5 milyarı dinsiz şu an. Ancak iman edip salih amellerde bulunan imanlar, yani Müslümanlar, birbirine hakkını tavsiye edenler, birbirine sabrı tavsiye edenler başka. Yani Allah'tan korkup samimi Müslüman olanlar başka diyor Cenab-ı Allah. Ki hem Mehdi cemaatine hem gerçek Müslümanlara hem İsa Mesih'in talebelerine bakıyor ayet. Evet, getir. Babasının söylediği ayetlerden bir tanesi de Ali İmran suresinin 103. ayeti. Şeytandan Allah'a sınırım. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın. Allah'ın ipine darbiniz sarılıyor mu? Sarılmıyor. İşte onun sonucunda ayrılıp dağılıyorlar. İslam alem paramparça oldu. Sevgi yok, merhamet yok, şefkat yok. Ne kadar itidalli, akıllı bir insan ya. Maşallah. Evet. Konuşması ne kadar güzel, maşallah. Söyleyenleri de hep itidale çağırdı hocam, sizin söylediğiniz gibi. Ya çok akıllı bir insan. Evet. Tam mümin. Evet. Tam Kur'an talebesi. Evet. Bak usulü hiç bağnaz uslup da yok. Evet. Gerçek Müslüman uslubu var. Evet. Kur'an talebesi uslubu var. Helal olsun. Allah ömrüne bereket versin. Şimdi sevgiyi ömrüne almasın hocam. Maşallah çok onun ne kadar içli bir insan olduğunu da göstermiş. O beni şaşırttı. Yani bu kadar Kur'an'ı özümsemiş, tam halis Kur'an talebesi ya. Sevgi ön plan dostu bunda. Bak nefret olmasın diyor, kimsenin intikam almayın diyor. Mesela adam bir sürede vahşice öldürüyor mesela cezaevinde. O zaman yeniden cinayet teşvik edilmiş oluyor. O zaman cinayet moda hale geliyor. Özgür Can'ın kız kardeşi de toplum bilinçlendirsin, ne olur okullarda sevgi öğretin. Ah benim canım benim, aferin. Aferin bak, sevgi öğretin. Darwinizm öğretirsen olmaz. Evet. Sevgi öğretmen için Allah korkusu öğretmen lazım. Tabii. Allah korkusu için Darwinizm olmaması lazım. Materyalizm olmaması lazım. Allah yok diyorsun, bilimsel açıdan yok diyorsun. Ama istiyorsan inanç olarak, canın istiyorsa inan diyorsun. Evet. O zaman ben bilimsel açıdan, mantıklı açıdan olan İnanç değilse onu savunurum diyor gençlerde. O zaman dinsiz oluyorlar işte. Evet. Bu güzel bir şey değil, bu çok korkunç bir şey.